Dört aile, hepsi de sırtlarını ayrı ayrı devletlerin gizli servislerine dayamış durumda. Servisler bunlara ne diyorsa bunlar onu yapıyorlar. O zaman usta bunlar farklı şeyler istiyorsa birbirlerine girmeleri lazım. Ama yok. Dördü de bir masada oturuyor. Lozan'da kaç kişi oturuyorlardı Memati? Hepsi de bir sonraki savaşta birbirlerine girdiler. Bunlar hiçbir şey de değilse de dörtlü yönetim konusunda ittifak halindeler. Aralarına beşinciyi sokmak istemiyorlar. Peki biz ne yapıyoruz abi? Onların bozulmasını istemediği dengelerle oynuyoruz. Askeri niye hepsi istemedi de bir tek Tataroğlu istedi? Çünkü Tataroğlu askeriyi ve bilgilerini ele geçirdiğinde diğer üç aileye şantaj yapıp isteklerini kabul ettirecekti. Üstelik CIA'yı da memnun edebilecekti. Ya minibüs işi? Hazar Beyoğlu, ülkede kaos çıkmasından yana. Bunun için birkaç yerde bombalar patlayacak, sonra kendi istedikleri şartlarda yeniden bir düzen kurulacaktı. İçerideki klikler birbirleriyle mücadeleye girişince planları tutmadı. Limanları ne yapacaklar usta? Tataroğlu, Amerikalı dostlarının tavsiyesiyle limanları teker teker almaya başladı. İthalatın, ihracatın kapısını tutmak istiyor. İstemediği sevkiyatları engelleyecek, ya da şantaj yapacak. Türkiye'ye giren çıkan bütün malları böylelikle kontrol edecek. Bu tetikçi çocuk işi nereden çıktı abi? Zafer kendisini harcayanlara mesaj veriyor. Gücüm var bana dokunamazsınız diyor. Yeni müşterilere de gerger yapıyor. Yakında ona büyük müşteriler çıkar. Peki Muro nereden çıktı abi? Kuzey Irak'tan gelen sıcak para Türkiye'de değerleniyor. Kim aracı? Karaca Dağı. onların adamı değil. Ama bizim yaptığımız operasyon sonucu güvenlik zaafı oluştu. Güvenlik için de örgütü tercih ettiler. Usta, biz Muro'ya Karaca Dağların tır Ama o organ ticaretinde de çıktı. E bu sağlık işi kaç karların diye söylemiştin bize. At izi it izine işte tam bu noktada karışıyor Memati. Mülteciler diyeceksin. Onları ülkeye getiren Hazar Beyoğlu'nun tırları. İşi organize edenler Muro'nun adamları. Organ işini yapan da kaç karlar? Boğazlamışlar bir kurbanı. Biri eğitimden, biri sütünden, biri de postundan faydalanıyor. Ama hesapları daha büyük. Buraya getirdikleri mültecileri Avrupa'ya götürdüklerinde örgüt sokakta eroin sattırıyor bu adamları. Götüremediklerinde ise Buradaki bazı sivil toplum kuruluşları aracılığıyla göya sahip çıkıyorlar. Hiçbir şey olmayan mültecilere yeni bir hayat, büyük miktarda para ve karşılığında yeni bir din vaat ediyorlar. Bu sadece mültecilerle de kalmıyor. Türkiye'de ihtiyaç sahibi, daha doğrusu sahipsiz insanlarımız için de bir kapı oldu. Misyonerler aracılığıyla kurulan kilise evlerde bu eğitimler görülüyor. Bu Tuncay'ın dediği de bu hesap mı? Büyük ihtimalle. Abi peki amaç ne? Dedim ya kurban. Türkiye şu an tam bir kurban. Biri yere yatırmış, biri gözünü bağlamış... ...biri ayaklarını bağlamış, bıçak da birinin elinde. Ne yapacağız peki usta? Biz ne deveyiz ne koyun memati. Arslandan kurban olmaz.